Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle çok güzel bir lifin anlatımını göstermek istiyorum. Ben bunu bu şekilde lif olarak yaptım arkadaşlar. Yine kırlentlerde falan çok güzel duracağını düşünüyorum. Bakın şöyle çok dekoratif kırlent olabilir mesela. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Veyahut da mesela bir pazen kumaşın üzerine ortasına bunu dikerek yine kenarına ufak ufak şu motiflerden yaparak onları da yine üzerine güzelce diktikten sonra battaniye olarak da kullanabilirsiniz. O da güzel olur. Bu şekilde bir şey yapmak istedim. Şöyle renklerini, sayılarını tamamen kafamdan kendim uydura uydura yaptığım bir model oldu arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey oldu. Benim hoşuma gitti. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi bu güzel modelin yapılışını hep birlikte yapmaya çalışalım. Şöyle bakın kalp modeli çıktı. Hemen modelimizi bu şekilde koyuyoruz. Arkadaşlar mor, mavi, yeşil, sarı, kırmızı ve turuncu ve kırmızı renklerime ihtiyacımız var. Krem rengi kullandım. Başka da 0 numara tığım var. 2,10 milim genişliğinde. Herkesin elinin alışkın olduğu tığı tabii ki kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şimdi ilk önce mor ipimizle başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar sihirli halka yaparak başlayacağız. Şöyle yaptıktan sonra İlmeğimi içinden alıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeğimi çıkardım arkadaşlar parmağımdan. Şimdi zincir hariç buraya 12 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baştaki zincir hariç arkadaşlar. Daha sonra ipinizi çekin ve en baştaki trabzanın tepesinden şöyle tutturduk. Kaydırma yöntemiyle ve ipimi kopardım arkadaşlar. Bakın. Orta göbek bu şekilde olacak. Şimdi mavi ipimi alacağım. Şimdi mavi ipimizle bir tane zincir çekelim. Hemen baştaki bir tane trabzanın başına battım arkadaşlar. 2 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Aynı yere arkadaşlar batıyorum yine. Şöyle 1 2 tane çektim. Bakın 2 ilmeğim oldu. Üzerine aldım. 1 2 tane çektim. Aynı yere 3 tane trabzan yapmış olduk. Bakın. Ve İkişer tane çekip 3 ilmeğimi tek seferde çektim.
Bir, iki zincir. Yandaki trabzanın başına geçtim şimdi. Bir, iki defa çektim. Bakın iki ilmek burada. Şöyle. Üzerine aldım. Yine aynı yere batıyorum. Bir, iki ilmek çektim. Üzerine aldım. Aynı yere. Bir, iki ilmek çektim. Hepsini bir topluyorum. İki zincir. Yandaki trabzan arkadaşlar. Tekrar aynı yere. Tekrar aynı yere. Hepsini bir çektim. Arkadaşlar bu şekilde 12 trabzanın üzerine de yapalım, tamamlayalım, devam edeceğiz. Mavi kısmında sonuna geldik. Şöyle bakın, en sonunda 2 zincir çektim. Baştakinin şöyle tepe kısmına batacağız arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde. Hatta zincirin üstüne batmışım ben. Şuraya batacağız arkadaşlar. Zincirin üstüne değil. Bu şekilde. Evet. Şöyle battım. Bir zincir çektim ve ipimi burada da kopardım. Evet, burası da mavi kısmımızdı. Şimdi yeşil kısmımızı, yeşil ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir. Herhangi bir trabzanın şu ortada çektiğimiz iki zincirin ortasından başlayabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir. Şöyle arkadaşlar. Üçlü trabzanlar yapacağız. Bu şekilde. 1, 2, böyle başladım. Şimdi buraya hemen yandaki kutucuğa bir, iki, üç. Üç tane dolgu yaptım. Bir, iki zincir çektim. Aynı yere arkadaşlar. Yine üç tane dolgu yapacağım. Burası bizim köşemiz olacak. Bakın böyle. Bir tane ile başladım. Hemen yanına iki tane üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi aralarımız iki tane dolguymuş. Bir tane zincir çektim. Yan tarafa geçtim arkadaşlar. Hemen buraya da bir, iki, üç. Bir zincir. Evet, bakın iki tane şöyle köşe yaptıktan sonra iki tane dolgu yaptık. Bu şekilde. Şimdi yine köşe yapacağız arkadaşlar. Bir zincir çektim. Yandaki kutucuğa battım. Üç. Şöyle köşede iki zincir çekiyorum arkadaşlar.
Bakın böyle. İkinci köşeyi de yaptık. Yine bir zincir ve yan taraftaki boşluktan devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle iki tane üçlü dolgu ve köşe olacak şekilde aralarda şöyle ikişer tane iki kutuya dolgu yapacağız. Daha sonra köşelerimizi oluşturacağız. Bu sırayı da böylece bitirelim arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın yeşil kısmımızı da böyle bitirdik. Bakın artık köşelerimiz oluştu. Şimdi sarı ipimi alacağım. Şöyle sarı ipimle de hemen yine bir tane zincir çekiyorum. Ve herhangi bir trabzandan başlayabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir ve 3'er tane trabzan yapıyorum battığım yerlere. Bu şekilde. Aralarda birer zincir arkadaşlar. Bir zincir arada. Kenardaki boşluğa geçtim. Bir zincir. Köşeye geldim arkadaşlar. Köşeyi de yine üç tane doldurdum. İki zincir çektim. Aynı yere yine bir zincir ve kaldığım yerden yine devam ediyorum. Köşelere gelince iki zincir çekin arkadaşlar. Aralarda birer zincir çekin. Şöyle. Evet, yine köşeye geldim. Arkadaşlar, bu sıramızı bu şekilde dönüp bitirelim. Sarı kısmımız da bitti arkadaşlar. Şimdi turuncu ipimi alıyorum. Bir zincir ve yine herhangi bir trabzanın ortasından başlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine alıyorum arkadaşlar. Bu sıramızda yine aynı şekilde olacak. Şöyle. Aralarda yine bir zincir.
Aralarda bir zincir arkadaşlar. Yine turuncu sıramız da aynı sarıdaki gibi dönelim bitirelim. Köşelerin ortasında ikişer zincir çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde sıramızı dönelim. Evet arkadaşlar, turuncu sıramız da bitti. Şimdi yine aynı şekilde son kırmızı sıramızı da yapalım. Daha sonra krem rengine geçeceğiz arkadaşlar. Krem rengi de zaten ip koparmadan onu o şekilde yapacağız. Şimdi en son kırmızı sıramızı da bitirelim. Krem renginde görüşelim arkadaşlar. Evet, renkli kısmımız hazır. Bu şekilde çok güzel kare bir motif oluşturduk. Şimdi krem rengiyle şöyle bir tane zincir çekiyorum ve hemen diğerlerinde başladığımız gibi arkadaşlar herhangi bir zincirin ortasından başlıyorum. Yine 3 zincir. Arkadaşlar ilk sıramızı yapıp dönelim. Ben size şu birleştirme kısımlarını göstereceğim. O yüzden şimdi kırmızıyı yapar gibi şu sıramızı krem rengiyle bir dönelim. Şuradaki köşeye geldiğimizde göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle sona geldim. Son bir zincir çektim. Ve şöyle baştaki trabzanın başından bu şekilde bağladım arkadaşlar. Şimdi bakın burada ipimizi koparmadan nasıl yapacağız onu göstereceğim. 1, 2, 3. Bakın bu 3 dönüp de gelip de şuraya yapacağınız trabzanların, hani böyle üçlü trabzan yapıyoruz ya, buraya iki trabzan yapıp şuraya bağlayacaksınız. Bu sırayı döndükten sonra bu 3 bunun trabzanı. Bir tane de çekiyorum. Bu da hani aralarda tek zincir çektiğimiz için şu bir zincir de o aradaki zincirin aradaki zincirimiz. Siz bu sırayı dönüp geldikten sonra buraya, şuraya iki tane trabzan yapıp şu üçüncünün tepesine batacaksınız. 1, 2, 3. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Biz buradan yani 4 tane zincir çekip yine bu şekilde sıramıza devam edeceğiz. Bakın. Şöyle. Bakın zaten bu şekilde olurdu. Şimdi ben burayı döneyim. Göstereceğim size orayı. Evet bakın, krem rengiyle bu kadar döndüm. İki sıra bitti. Şimdi burada size şu birleştirme kısmını göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar, bir zincir çektim. Şurası boş zaten. Buraya da yine şöyle bir, şöyle 2. Bakın 1, 2, 3'üncüye battım ve birleştirdim. Bakın böyle güzel, hiç belli olmayan bir birleştirme yaptık arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim ve hemen yanından arkadaşlar şöyle başlıyorum. Bakın arkadaşlar, burada tek dikkat etmeniz gereken nokta bu birleştirme kısımları. Birleştirme kısımlarını güzel yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı çıkmadan, krem rengi de ipi koparmadan bu sıraları yapabilirsiniz. Şimdi bakın bir sonraki sırada da gelip burada 3 tane trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekip şuranın başına batacağız yine. Her zamanki gibi. Sonra 4 zincir çekip yine altta yaptığımız sıranın aynısını üstte de yapacağız arkadaşlar. Burada birleştirme yerlerini takip ederek kaç sıra yapacağız?
1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra krem renginden yapalım. Daha sonra şu renkli kısımlarımıza yine göstereceğim arkadaşlar. Şimdi 5 sıra krem rengi yapıp gelelim. Evet, krem rengi sıramızı da bu şekilde bitirdik. Şimdi tam böyle bir kare motifimiz oldu. Şimdi şu renkli kısımlarının yapılışına geçelim. Öncelikle en ortadaki mor ipimi alıyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bakın. En üstteki şu iki köşe arasında kalan boşlukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Biz 6.'ya şu muru 6. boşluğa yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya yapacağız. 6. boşluk saydık. Bir öne geliyoruz. 5. boşluğa ipimizi sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 2 defa doluyorum. 6. boşluk burası arkadaşlar. Ve 2 defa doladım. 3 defa da çıktım arkadaşlar. 2 defa doluyorum. 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. Bu şekilde kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 3, 4, 3, 3 tane oldu. 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzan yaptık. Ve hemen yanındaki boşluğa arkadaşlar şöyle bir sık iğne ile tutturdum. Bir zincir ipimi kopardım. Bakın tam ortadaki 6. boşluğa yaptık. Şimdi mavi ipimi alıyorum. Mavi ipimle de her trabzanın başına ikişer tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir zincir çekeyim. Bakın. Yandaki boşluktan ipimi sabitliyorum. Şöyle 2 defa doladım. Hemen en baştaki trabzanın tepesine battım. 3 defa da çıktım arkadaşlar. Yine aynı yere bir tane daha yapıyorum. Ve bütün trabzanların tepesine ikişer tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Pardon, burası bir tane oldu. Her trabzanın tepesine ikişer tane olacak. Bu şekilde. Bakın böyle. Her trabzanın tepesine
İkişer tane mavi ipimle trabzan yaptım. Son trabzandayım. Evet. Bakın şöyle hepsini yaptım. Hemen yandaki boşluktan şöyle ipimi sabitledim. Kopardım. Bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar yeşil ipimi alacağım ve yeşille devam edeceğiz. Yeşil ipimle de şimdi bir tane şöyle yine bir önceki boşluğa battım. İki defa üzerine alıyorum. Yine aynı yere bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir, bakın bir tane tek, bir taneye çift yapıyorum. Bir tane tek, bir taneye çift. Bu şekilde. Bir tek, bir çift olacak şekilde şöyle bu sırayı bitirelim arkadaşlar. Yeşili de bitirdik arkadaşlar. Şimdi sarı ipimi aldım. Sarı ipimle de yine şöyle bir zincir, yine başından battım. Şöyle bir öncekinden sabitledim. Üzerine alıyorum ve aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ve bir, tek, çift. Yine bu şekilde. Tek, çift. Bu şekilde arkadaşlar. Bir trabzana bir tane, ikinci trabzana iki tane olacak şekilde arkadaşlar. Bu sıramızı da böyle bitirelim. Evet, sıra turuncu ipimizde. Yine bir zincir. En baştan battım. Hemen başa iki tane yapıyorum arkadaşlar. Şöyle en başa iki tane yaptım. Yanına devam ediyorum yanından. Şöyle bir, şöyle iki. Yine arkadaşlar tek bir trabzana bir tane, bir trabzana iki tane olacak şekilde bu sıramızı da böyle bitireceğiz arkadaşlar.
1, 2, 1, 2 olacak şekilde sıranın sonuna kadar yapalım. Son kırmızı ipimizle de artık şöyle köşeye batıyorum. Yine aynı şekilde trabzan yaparak şu baş tarafa geçtik arkadaşlar. Yine aynı yere ikinciyi de yapıyorum. Şöyle. Ve bir tane yaptım. Sonra yandaki trabzana geçtim. Bir tane daha yaptım. Yandaki trabzana şöyle iki tane yapıyorum arkadaşlar. Bakın böyle. İki tane tek, bir taneye çift. Kırmızı sıramızı bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. İki tek, bir tane çift. Evet, bakın böyle. İki tane tek, bir tane çift. Olacak şekilde bu sıramızı da başa kadar getirip buradaki köşeye tutturacağız arkadaşlar. Daha sonra şöyle bakın. Buraya da aynı bundan bir tane de bu tarafa da yapacağız. Aynı mantık, aynı şekil arkadaşlar. Buraya da yaptıktan sonra size etrafının sayılarını da söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekelim. Bakın iki tarafını da tamamladık. Şimdi şu krem rengi olan kısımda tutturuyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle bakın. Bir tane alıyorum üstüne. 3 seferde çıkıyorum. Bu şekilde zinciri saymıyorum arkadaşlar. 2 tane dolayacağız bu boşluklara. Boşluklara ikişer tane trabzan yapacağız. Ve zaten yanında da yine bu şekilde trabzanları dolayacağız arkadaşlar. Şöyle boşluğa 2 tane her trabzanın üzerine de bir tane. Bakın şu birleşim yerleri önemli. Hemen şu şekilde yapmayalım. İki tane şöyle arkadaşlar, iki tane köşe kısmına yapalım ki bu tam birleşim yeri daha düzgün olsun diye şuraya. Bakın bir tane yaptım köşeye, bir tane daha yapıyorum. Şöyle iki tane şu köşenin içine yaptım. Şimdi kırmızıya geçiyorum. Bu şekilde. Şimdi kırmızının her birine birer tane şöyle trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi şöyle dönelim arkadaşlar. Şurayı bu kısımdan 18 tane sayın. 18 trabzan şöyle. 18 trabzanın üstüne gelene kadar krem rengiyle trabzan yapın arkadaşlar. Bu kısımdan başlayarak 1, 2, 3 diye buradan başlayın. 18 tane trabzan sayın. 18. trabzanın üstüne kadar şöyle ikili trabzanlardan yapacağız arkadaşlar. Bakın. Tek bir kez dolayıp 3 defa da çıkıyorum. Bu trabzanları 18. trabzana kadar
Şuradan saydıktan sonra 18'inciye kadar yapalım. Daha sonra göstereceğim. Evet, şimdi 18 trabzan kalana kadar şöyle trabzanlarımızı yaptık. Şimdi buradan 10 tane üzerine alacağım. Batacağım ve tek seferde çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane üzerine bir kez doladım. Tek seferde çektim arkadaşlar. Şimdi burada geriye kalan 8 taneyi de şöyle sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 8 tane sık iğne yapalım. 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi geldim en sonunda arkadaşlar, bakın tam ortaya bir tane buraya yapıyorum. Bundan sonra direkt yan tarafa geçtim. 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane de yan tarafa yaptım arkadaşlar. Şimdi üzerine bir tane alıp batıp tek seferde çıkıyorum. 10 tane de bu şekilde yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bunu da tek seferde 10 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi üzerine aldım. Şimdi normal yaptığımız trabzanların aynısından devam ediyorum. Bu şekilde yapılacak. Böyle. Şimdi şuraya gelene kadar yapalım. Devam edeceğiz. Şimdi bakın burada sonuna kadar geldik. Bu kısımda şuradaki kırmızıya da yapacağım arkadaşlar. Yani maksat bu aranın düz olması. İki tane buraya yaptım. İki tane de yine köşe olan kısma yapıyorum. Bakın şöyle. Daha düz oldu. Şimdi buradan trabzanların üzerine takip ediyorum. Şu aralara ikişer tane yapalım. Şöyle. Daha sonra trabzanların üzerine birer tane yaparak şöyle bakın. Aralara da ikişer tane. Bu şekilde yaparak şu uç noktaya kadar gelelim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın şöyle uç kısmına geldim. Buraya 4 tane trabzan dolayacağız arkadaşlar, bakın. Tam bu uca 4 tane üç dört. Şöyle 4 tane doldurdum. Şimdi yine bu başlamış olduğum yere kadar aynı şekilde trabzanlarımızı yapalım. Arkadaşlar,
Daha sonra ben bu yapmış olduğum trabzanın üzerine bakın bir sıra daha trabzan yaptım. Yine aynı şekilde buralarda bu lifimizde yaptığımız gibi şöyle 18 sırada 18 tane ilmek bırakıp hani üstünden önce üzerine alıp sık iğne yaptık. Daha sonra sadece sık iğne ile gelmiştik. Bu şekilde ikinci krem rengi sıramızda da aynı şekilde arkadaşlar yapıyoruz. İki sıra krem rengi yapmış oluyoruz yani. Şimdi biz bunları yapalım. Şöyle dönelim. İkinci krem rengimize de dönelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ikinci krem rengi sıramızda gittik bu şekilde. Şimdi en son bir sırada kırmızı gideceğiz. Daha sonra modelimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Kırmızı sadece şurayı göstermek için şuradan başlıyorum. Şu ortayı göstermek için şöyle şuralardan bir yerden başlayacağım. Çünkü sadece sık iğne yapılacak kırmızıda da. O yüzden şöyle herhangi bir yere tutturdum arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şu üst tarafın arkadaşlar ortasına gelene kadar zaten sadece orada yapacağımız sık iğneyi en alttan almamız gerekiyor. Sadece orayı göstermem gerekiyor sizlere. O yüzden şöyle şuradan başladım. Ortaya yakın bir yerden. Şöyle bakın, şimdi en ortaya geldim. Şimdi üstteki değil, alttakinin arasından geçiyorum arkadaşlar. Şöyle üstteki, alttaki, şu pardon, şu yapmış olduğumuzun ortasından geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle. Daha sonra yine sık iğne ile devam ediyorum. Evet, bakın bu şekilde arkadaşlar. Böyle yapacağız. Bütün kısımları bitireceğiz. Daha sonra böyle güzel bir motifimiz olacak. Modelimiz olacak. Ben burada şöyle ipleri birbirine şu şekilde çevirip dolayarak bir kalın ip hazırladım. Bu ipleri kullanarak, renkleri kullanarak. İsterseniz kurdele de geçirebilirsiniz buraya. İsterseniz hiçbir şey geçirmeden de yine bu şekilde boşta bırakabilirsiniz. Her şekliyle bence güzel olacaktır. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.